Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Eğer kanalımıza üye olmadıysanız hala lütfen aşağıda bir bell button'ı var, lütfen oraya bir basın. Bir de bu videoyu severseniz aşağıda bir de beğendi butonu olacak, sonra oraya da basarsınız. Kanalımıza destek verirseniz daha çok büyüyeceğiz. Lütfen arkadaşlarınızla bu videoları paylaşmayı unutmayın. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu Afgan mülteci sorunu bir tehdit mi yoksa Erdoğan hükümeti için aslında bir avantaj mı? Bunu konuşmak istiyoruz. Şimdi malum Taliban artık Afganistan'ı teslim aldı. Ve artık Afganlar da ülkeden kaçmaya başladı. Türkiye'de malum biliyorsunuz Suriyeli sığınmacılar ve Irak sığınmacılar var. Yaklaşık da bunların sayıları toplandı bir 6-7 milyon civarında. Bununla birlikte şu ana kadar bir 300-400 bin arasında Afgan ülkeye geldi. Ve bunun da zaman içerisinde Afgan mültecilerin de sayısının artması bekleniyor. Afganlar gelirken İran yolunu daha çok izliyorlar elbette. İran Şii etkisinde olduğu için de burada kalmak istemiyorlar. Yine Sunni olan Türkiye'ye doğru gelmek istiyorlar. Daha demokratik, en azından işi var. Bölge içerisinde sonuçta yıldız olan bir ülke. O yüzden dolayı bu normal. Şimdi Türkiye bu Afgan mültecileri kabul ediyor. Peki bunları nasıl kullanabilir? Bunları şu şekilde kullanabilir. Bu Afgan mültecilerin çoğu tarımla ve hayvancılıkla uğraşan kesim. Ve bunlar bilgili bu konuda. Suriyeliler öyle değil. Suriyelilerin birçoğu teknik alanda. Daha çok şehirde yaşayan insanlar. O yüzden dolayı bunlara bir iş yaratmanız lazım. Dili bilmeleri lazım. Yoksa Türkiye ekonomisine çok çabuk bunlar adapte olamazlar. Ama Afganlar öyle değil. Hayvancılığı bildikleri için, tarımı bildikleri için daha bilgililer bu konuda. Ve biz bunları sayısı azalan köylere yerleştirebiliriz. Oradaki hayvancılığı canlı tutabiliriz. Tarıma destek verebilirler. Bu anlamda Türkiye bunları bu şekilde kullanabilir. Ama bunları bu şekilde kullanmaya çalışırken daha Türkiye ki benim kendi düşüncem bunları bu şekilde kullanmak isteyecektir. Bu şu andaki AKP hükümetinin de popülaritesini ciddi şekilde azaltıyor. Çünkü milliyetçilik Türkiye'de artmaya başladı. Özellikle de hem gazetelere hem de sosyal medyaya bakarken artık mültecileri istemediğimizden daha haberleriyle okuyoruz, karşılaşıyoruz. Özellikle Covid-19 salgının ekonomiye olan etkisinden bahsetmek istemiyorum artık. Politik nedenlerden dolayı da ülkedeki iş dengeler de bozulmaya başladı. Bu da AKP popülaritesini tehdit ediyor. Bu artık bilinen bir şey. Eğer AKP Afganistan'a kapılarını açmaya bu anlamda çalışıyorsa ki aslında bir şekilde buna göz kırpmış durumda. Bu AKP'nin popülaritesinin zayıflayacağı anlamına geliyor. Ekonomi alt üst edebilecek kadar ciddi bir etkileri olur. Milliyetçilik artar. Bu da onların ileride seçimleri kaybetmesine neden olabilir. Türkiye eğer AB'ye de kapıları açarsa, yani Afganlar gelsin bizden transit olarak Yunanistan üzerinden veya Bulgaristan üzerinden gitsin gelsin diyorlarsa, bu da AB'den bize gelebilecek olan paraların sayısını ya da miktarını azaltır ki bunu Erdoğan da istemiyor. O yüzden dolayı Erdoğan çok ciddi şekilde bence ikilemde şu anda. Ne yapabileceğini de çok emin değil. Ama Suriye ve Irak'ta ne yaptıysa buna benzerini de burada yapacak. Bu iş yine bizim üzerimize, yani Türk halkının üzerine bir yıkılacak. Yani bu kadar 2-2 daha 4 ama her şekilde bu popülitesi bir eksi hane olarak yazılacak. Her ne kadar Afganlar da artık gelse ve Suriyeliler, Iraklılar da artık ülkemizde olsa, bu Türkiye'nin dramatik bir şekilde değiştiğini yorumladığımız anlamına da gelmiyor. Hemen en azından gelmiyor. Bu arkadaşlara ya bu insanlara ileride Türk pasaportu verileceğini ben düşünüyorum. Zaten verilenler çok. Daha da verilecek. Bence belki tamamına verilecek. Seçme imkanları olacak. Seçilme imkanları olmayacak ama doğan çocukları burada. Yani sizin gibi benim gibi seçme ve seçilme imkanından sahip olacaklar. Böylece ileriye doğru baktığınızda bu 4-5 milyonun doğurganlık oranları da biz Türk halkına göre şu anda çok daha fazla. O yüzden dolayı Türkiye'nin daha sadece bir ideolojiye doğru gideceği aşikar. O yüzden dolayı Erdoğan'ın bu göçmen politikasını aslında sağ yönlü Türkiye'nin bu yönde kalması için yapılan bir adım olarak da görmeniz gerekiyor. Çünkü en az 3 yıllık, 5 yıllık zaman içinde bu pasaportların verileceğini düşünürseniz bu seçimlere değil ama ondan sonraki seçimler Türkiye'nin daha çok sağda kalacağı anlamına gelir.
Zaten gençlerden istediği oyu alamadı. Bunu gördü AKP. O yüzden dolayı bu sığınmacı politikası aslında Erdoğan'ın istediği şey. Yani eğer bunlar Türk vatandaşı olurlarsa hepsi hemen hemen Erdoğan'ı seçecekler. Orası kesin. O yüzden dolayı da Erdoğan bunu aslında kendinin için en azından 2028 sonrasında yerleştirmeye çalıştığı ideoloji için bir önemli bir adım olarak, bir basamak olarak bizce görüyor. O yüzden dolayı aslında Afgan mültecileri veya mülteci sorunu sadece Türkiye'nin işte şu andaki işte çok sayıda oldular diye düşünmemek lazım. Türkiye'nin ileride sağ ideolojide kalacağını, daha farklı, daha sert olarak yaşayacağını anlamına da geldiğini düşünmemiz lazım. Bu böyle yani. Bunu her yerde böyle görüyoruz. Eğer bununla ilgili hatırlarsınız yalnız 2-2,5 ay önce bir program yapmıştım İsrail'deki bu dinciler hakkında ve İsrail politikasında niye bu kadar etkili oldukları ve niye daha da etkilerini arttıracağı hakkında. Şöyle bir şey demiştim, 2040'a geldiğimizde bu İsraillilerin arasında özellikle askere gitmek istemeyen çok aşırı dinci olanların sayısı bugünlerde %16 iken %40'lara doğru, hatta 2060'larda %50'lere doğru çıkacağından bahsetmiştim. İşte buna yakın bir senaryo da burada oluşur. Yani askere gitmek gitmemekten bahsetmeyeceğim Türkiye için ama sağda kalacak yani. Artık sola yaklaşan bir toplum olmayız. Bu da çok ciddi olarak hem sağla sol arasındaki gerilimi daha da arttıracak Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek bir şeyden emin, mutlaka bir şey yapması lazım. Hem de ekonomik anlamda. Ama eğer Afganistan'daki yani sığınmacılığı da almazsa bu sefer kendi tabanına ters bir mesaj verir. Kendi tabanındaki oranı alamaz. O yüzden dolayısıyla seçimdeki Afganlar da gelmeyeceğine göre, Irak Suriyeliler de gelen pasaportların sayısı da az olduğuna göre bir şeyler yapması gerektiğinin farkında. Bence örülen duvar hikaye. Bu sadece göstermelik bir hareket. Bakalım neyi yapacak, neyi yapmayacak biraz daha ileride göreceğiz ama bir reformlar, ufak tefek şeyler yapacağını ben düşünüyorum. Siz bunun sinyallerini de veriyor zaten yavaş yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer ben 2028'den sonrasını umursamıyorum diye düşündüğüne inanan birileri varsa aranızda, ben şimdiden söyleyeyim, bu çok büyük bir hata. Erdoğan çok uzun bir oyun oynuyor. Kendisinden sonrasını bile düşünerek oyun oynuyor. Ve bizim kendi gördüğümüz kadarıyla kimse de bu oyunu anlamış değil. Ama böyle giderse Türkiye önümüzdeki 30-50 yıla gibi bir zaman süreci hep sol politikalar, pardon, hep sağ politikaların etkisi altında kalacak. Ve sol politikaların da sağ politikaları etkileme alanı çok ama çok zayıflayacak. Bu videoyu sevdiyseniz lütfen bize üye olun. Aşağıda bir çan var, ona basın. Ve kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bizi desteklemeye devam edin lütfen. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.